Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu haftanın gündem konularıyla birlikteyiz. Şöyle bir dünyada ve Türkiye'de tur atacağız. Savunma ve havacılıkta neler oldu? Hangi konular ön plana geçti? Savunma sanayi, askeri havacılık ve tabii ki sivil havacılık açısından konuları birlikte işleyeceğiz. Benim bakışımla haberleri sizlere sunacağım. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Evet, bu haftanın bence manşet açısından en önemli konusu, geçtiğimiz günlerde özel video yaptığım gibi Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında imzalanan insanlı uçak ve hava araçları konusundaki anlaşmaydı. Uzun süredir beklenen Hürkuş'un kesin siparişleri geldi. 55 adete yükseltildi. Diğer taraftan Gökbey için ilk etapta 20 adet, arkasından 112 adet opsiyon. Hürjet'te 12 adetlik opsiyon kesin siparişe çevrildi. Ve tabii ki Milli Muharip Uçak Kaan'la da ikinci aşamaya geçildi. Bunların detaylarını zaten bir önceki videoda anlattım. Ama videonun arkasına yine motoru yerli mi konusunda tartışmalar olmaya başladı. Ben de olayı biraz bu açıdan değerlendirmek istiyorum. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerli üretilmiş milli sistemlere sahip hava araçlarımızda az sayıda milli motor var. Bunlardan tabii birincisi TEİ'nin geliştirdiği PD-150 ve 170 serisi. Bugün işte Ankara'da, Aksungur'da bu motorları görüyoruz. Baykar'ın testleri süren TB3'ün de bu motoru görüyoruz. Onunla birlikte bir başka önemli konu, aslında ilk jet motorumuz, milli jet motorumuz, Kale Ergen'in de yaptığı KTC-1750 ve KTC-3200 serisi var. Onlar da SOM, Atmaca, Çakır gibi füze sistemlerine güç veren turbojet motorlar. Tabii bunun arkasından sayının artmasını bekliyoruz. Bir önemli projede TS-1400, TEİ'nin yapmış olduğu Gökbey helikopterlerinde test edilen TS-1400 konusu. Şimdi dönüyoruz. Hürkuş siparişinde PT-6 motorları kullanılacak. PT-6 sivil orijinli bir motor. Kendini ispat etmiş. Nereden baksanız 50 yıllık süre içerisinde kullanılan turboprop deyince aklımıza ilk gelen motorlardan bir tanesi. Kanada'yla da aranın düzelmesiyle birlikte bu motorların tedarikinde herhangi bir problem yok. Yine aynı şekilde Milli Muharip Uçak Kaan için ilk etapta F-110 motorları kullanılıyor. Hürjet'te de yine Amerika'dan alınan F-404 serisi General Electric motorları kullanılıyor. Burada milli olarak kullanılacak tek motor TS-1400 Gökbey'de. Şimdi Gökbey'de ama ilk etapta T-129 Atak'ta kullanılan motorlarla bu helikopter uçuracak. Şimdi ne zaman yerli motor gelecek? 2027 yılından itibaren yerli motorlu olarak Gökbeyler teslim edilmeye başlanacak. Peki TS-1400 motoru nasıl yapıldı? Öncelikli olarak şöyle bir tarihe bakarsak, 2017'de resmi anlaşma yapılıyor. 2 yıllık tasarım aşamasından sonra üretime geçiliyor ve 2019'da motor ilk defa çalıştırılıyor. Bu ilk yapılan ilk core noktasının ana kısmı diyelim motorun. Sonrasında helikopterin motoru daha da geliştiriliyor, bir bütün haline geliyor. Çalıştırma testleri devam ediyor. 2019'dan tam 4 yıl sonra 2023'te, yani geçen yılda ilk defa TS-1400 Gökbey helikopterinde test uçuşuna çıkıyor. Şimdi bir motoru yaptınız, yerde yıllarca deniyorsunuz, performansını görüyorsunuz. En azından o test süresi kadar hava aracında uçurmaya başlıyorsunuz ve teslimat süresi 2027. Yani şöyle bir geriye baktığınız zaman 2017'den 2027'ye 10 yıllık bir sürede motor olgunlaşıyor. Ve ilk defa bir turbo shaft olarak adlandırılan helikopter motoru TEİ tarafından yapılıyor. Gördüğünüz gibi bir helikopteri tasarlamak çok daha kısa. Bir insansız hava aracını tasarlamak çok daha kısa. Bir işte pervane bir uçağı tasarlamak çok daha kısa. Ama motorunu yapabilmek hiç de kolay değil. Bu yüzden bu sürenin bekletilmesi, beklenmesi gerekiyor. Tamam, bu motoru işte Hürkuş'taki PT-6'nın da yerlisini yapalım. TS-1400 buna çevrilebilir mi? Matematik olarak, mühendislik olarak tabii ki çevrilebilir. Ama
ne kadar sürede bu motor olgunlaşacak? Turbo şaftan ne kadar sürede bir turbo prop motor haline getirilecek? Bunların hepsi zaman alıyor. Dediğim gibi 2017'de proje başlıyor, 2027'de teslim edilecek. Gecikme olmazsa, gecikme de olabilir, teknik bir problem çıkabilir, daha iyi bir iyileştirme istenebilir. Bunlar çok önemli. İşte bu kadar süreyi kaybediyorsunuz. Bazı konularda da kaybetmeniz gerekmiyor. Hazır alabiliyorsunuz, bir motor var, yapabilirsiniz. Tamamen duygusal. Yani harcadığınız ne kadar? Temin kolaylığınız var mı? Herhangi bir şeyiniz var mı? Her hava aracının her noktasını yerli yapabilmek mümkün değil. %100 yerli. Şimdi bunları biz başka şeylere, biz burada benim kanalımda sizlere bilgi anlatıyorum. Net olan şeyleri anlatıyorum ben. O yüzden motor yapabilmek kolay değil. Kendi düşüncem benim. Türkiye'nin önündeki en önemli motor konularından bir tanesi. Devam eden projelerle birlikte tabii ki. Milli Muharip Uçak Kaan'ın daha 5. nesle taşıyacak motoru yapabilmek. Türkiye'nin odaklanması gereken en önemli konulardan bir tanesi bu. İkincisi halen devam eden Anka 3 ve Kızıl Elma'ya güç verecek olan TF6000 serisi ve sonrasında onları büyüdüğü zaman TF10000 serisi. Bunlara Türkiye'nin odaklanması ve ilerlemesi gerekiyor. Her hava aracına yerli motor yapılması oldukça güç. Sonuçta elimizdeki imkanlarımız maddi anlamda kısıtlı. Bunların verimli, ekonomik, stratejik kararlarla birlikte kullanılması gerekiyor. O yüzden motor diyoruz. Bunu böyle bir bilgilendirme olarak sizlere vermek isterim. Geçen hafta Baykar, Kemankeş olarak adlandırılan, hatta Kemankeş 2 olarak adlandırılan mini bir seyir füzesinin test görüntülerini paylaştı. Ben de size video olarak yükledim. Hemen altına bazı izleyicilerimiz yazmış. Niye bunu video yapmıyorsun? Arkadaşlar bazı araştırma, bilgi, onu almak, toparlamak bunlar zaman alabiliyor. Günlük koşturma içerisinde bazen işte bugüne nasipmiş öyle söyleyelim. Ben yine de bu konuyla ilgili çok fazla bilgi yok, az bilgi var. Ama niye Kemankeş 2 yapıldı bunu biraz anlatmak istiyorum. Şimdi seyir füzeleri atıyorsunuz. Çok alçak irtifadan gidiyor. Saklana saklana radar ağından adeta saklanarak gidiyor. Ve hedefini çok detaylı bir şekilde kaçırmadan takip edip vuruyor veya havada hedefi değiştiriyorsunuz. Bunlar geleceğin silahları olarak adlandırılıyor ve seyir füzeleri çok çok önemli. Türkiye ilk seyir füzesini Somla uçaktan atılıyor. Bunu gerçekleştirdi. Bu çok önemli bir adım. Buna yerli motoru da koydu. Şimdi malum insansız hava aracı sistemleri giderek ön plana çıkıyor. İnsansız hava aracı sisteminden de hafif, yani onu taşıyabilecek niteliklerde etkili bir füze yapılabilir mi? Baykar bu işin peşine düştü. Çok da akıllı bir adım attı. Şimdi TB2 gibi, TB2 toplam taşıdığı yük kapasitesi 150 kilogram. İki tane Kemankeş taşıyabilecek. Kemankeş'in yaklaşık ağırlığı 70 kilogram. Bunlar açıklanan resmi rakamlar. Üzerindeki harp başlığı 20 kilogram. Ve bunu yüksek irtifaya çıkartıyorsunuz. Kanat sistemi var. Atıyor, bırakılıyor. Motoru devreye giriyor. Motor ilerlemeye başlıyor. Bu ilerlemeyle birlikte hedefini buluyor. Verilen bilgilere göre yaklaşık hızı 0.6 Mach, yani saatte 637 km yaklaşık uçabiliyor. 1 saat havada kalabiliyor ve bu 1 saatle birlikte 2.5 metre uzunluğunda 1.4 metre kanat açıklığına sahip bu kanatlı bir şekilde yoluna devam ediyor uçarak ve arkasından hedefini bulup yok ediyor. Şimdi Türkiye, hep biz tabii insansız hava araçları çok ön planda neler yapılıyor ediliyor bunları anlatıyoruz ama bunlarla birlikte örneğin TB2 yapan çok önemli iki mühimmat var. MAM-L ve MAM-C. Bunlar hem hafif, üretimi kolay ve aynı zamanda nokta atışıyla yönlendirilip hedeflerini yok ediyor. Şimdi bunların yanına Kemankeş 2 katılıyor. Bu açıdan Baykar'ın attığı çok önemli bir adım. Test sırasında da daha önceden TB2'den bir bırakma testi gerçekleştirilmişti geçen yıl. Burada da testte de böyle bir hızlı ilerleyen bir kamyonetin üzerinden atıldı. Neden kamyonet? Çünkü hava aracını yukarı doğru kaldırdığınız zaman o irtifayla birlikte, süzülmeyle birlikte bir sonuçta hız kazanıyor. O hızı irtifaya veya mesafeye çevirebilir. Burada da bu test bir kamyonet üzerinden yapılmış. Bazen konularda bu test konularında hızlı ilerlemek gerekebiliyor. Böyle de Baykar mühendisleri bir test çözümü gerçekleştirmiş. Bu açıdan da çok çok önemli bir test. Ben bu mühimmatın çok stratejik olduğuna inanıyorum. Niye? Dediğim gibi çok hafif,
İHA'lardan atılabiliyor. Yarın öbür gün Baykar TV2 sattı bütün müşterilerine, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin izniyle, çünkü bazı silahlar çok daha stratejik özelliklere sahip olabiliyor. Bunu ihraç potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. Yarın öbür gün dost ve müttefik ülkeler, bizim elimizde şöyle bir İHA var, bunu buna entegre eder misiniz diye de soracaklarını ben açıkçası düşünüyorum. Veya yarın öbür gün Hürkuş gibi eğitim uçaklarında bu sistemin çalışması mümkün diye ben hayal ediyorum. Bakalım neler olacak? Bu hayal gerçek olacak mı? Veya farklı farklı nerelerde göreceğiz? Açıkçası merak ediyorum ama Baykar'ın attığı çok çok önemli bir adım. İsterseniz şöyle bir sivil havacılığa doğru geçelim. Son dönemlerde ben de mesela bilet alacağım. Bakıyorum bilet fiyatlarına. Gerçekten Türk Hava Yolları'nın direkt yaptığı uçuşlarda bilet fiyatları inanılmaz yüksek. Yani işte doğrudan bir yere uçacağım dediğiniz zaman ortaya çıkan bilet fiyatı, İstanbul'dan sefer yapan ama aktarmalı bir noktaya giden bir yabancı havayolu şirketine göre 2 ila 3 kat daha fazla oluyor. Şöyle bir örnek vereyim size. İstanbul'dan doğrudan Los Angeles'a gideceğiniz zamanki bilet fiyatı ile örneğin Bulgaristan'da Sofya'dan bir uçağa binip İstanbul aktarmalı, o da aynı uçağa bindiğiniz zaman karşı taraf daha ucuza biletini alıyor. Ve geçmişte Türk Hava Yolları işte yolcularına özel programlarda mil kazandırıyordu. Bu millerin kapsamları da çok düşürülmüş durumda. Hem çok pahalı, bir taraftan gerekli mili kazanamıyorsunuz. Bu da yolcular arasında bir tepkiye neden oluyor. Eğer Türk Hava Yolları tabii ki çok sayıda yabancı yolcu taşıyor, onlara bu konuda çok fazla esneklik veriyor, İşte Avrupa'daki, Orta Doğu'daki rakiplerini adeta sıkıştırıp yolcu kendini alıyor. Pazar payı çok iyi ama bir taraftan biz Türk yolcuları da ne yazık ki bu kararı biraz zor durumda bırakıyor. Bunu ifade etmemde fayda var. Yani bir sürü şeyin fiyatı artarken biz Türk yolcular daha pahalı Türk Hava Yolları'yla uçuyoruz, özellikle dış hatlarda. Umarım bu sorunumuz ilgili yerlere gider. Sonuçta Türk Hava Yolları da bir rekabet içerisinde. Tabii ki aktarmalı uçmak daha ucuza mal oluyor. Daha ucuza bilet fiyatına mal oluyor diyelim. Çünkü aktarma yaptığı zaman fiyat aşağı çekiyor ki yolcunun kendine gelsin. Türk Hava Yolları da diyor ki ben oraya direkt uçuyorum. Sana aktarma yapmadan uçma imkanı sunuyorum. Ama bu fiyat aralığı, pergelin bacakları çok çok açıldığını ifade etmemde fayda var. Sivil havacılıktaki bir başka önemli konu da tabii Türk Hava Yolları gibi bir başka başarılı taşıyıcı şirketimiz de Pegasus Hava Yolları. O da böyle bir Sabiha Gökçen'den çok ciddi bir pazarlama ve doğru adımlarla ilerliyor. Ama bazen bir bakıyoruz, mesela Karadağ'da geçtiğimiz günlerde enteresan bir yaklaşım oldu. Karadağ'ın milli havayolu şirketi Air Montenegro ülkedeki rekabet kuruluna başvurdu. Dedi ki ben dedi yeterli bileti satamıyorum. İşte Türkiye pazarında çok rekabet yoğun. Ben onlarla rekabet edemiyorum dedi. Ve Pegasus'un uçuşları Karadağ tarafından durduruldu. Ama bir bakıyorsunuz Air Montenegro Türkiye'de farklı noktalara uçuş izinleri alabiliyor. Tamam, Türk Hava Yolları da uçuşu. Nasıl rekabet olacak burada? Hani bir yandan burada Pegasus devre dışına çıkmış duruyor. Veya bakıyorsunuz farklı ülkelerde, örneğin Özbekistan'da veya farklı noktalarda örneğin Pegasus'a uçuş izinleri verilmiyor. Tabii ki tüm ülkelerde bayrak taşıyıcı olarak adlandırılan işte Almanya'nın Lufthansa'sı, İngiltere'de British Airways, Fransa'da Air France, Türkiye'de Türk Hava Yolları, sivil havacılık otoriteleri tarafından bazen kullanabiliyor. Ama bu konuda da dengeyi düzgün tutmak gerekiyor. Pegasus'ta en az Türk Hava Yolları tarafından belki filo miktarı olarak tabii ki 1/4 kadar ama o da önemli. Sonuçta bu iki şirket de borsaya açık. Rekabet çok önemli. Rekabetin yararını biz yolcular görüyoruz. Bilet fiyatlarının aşağı düşmesiyle. Ama dediğim gibi hani şu son işte dövizin artışı, hayat pahalılığı derken işlerimiz için bile yurt dışına gitmekte oldukça zorlanıyoruz. Bunu da belirtmemde fayda var. Geçen hafta Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımıyla birlikte İncirlik Hava Üssü'nün adının değiştirildiği bildirildi. Şimdi ad değişince tabii bir sürü işte burası şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor, bilmem ne mi oluyor gibi gerçekten çok böyle hayal gücünü zorlayan bazı iddialar ortaya atıldı. Ben tolgozbek.com sitemizde de belirttiğim gibi buranın üssünün isminin değiştirilmesinin asıl amacı şu. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri'nin bir yapısı var. Bu yapıda örneğin Eskişehir'deki 1. Anajet Üs Komutanlığı. Burada muharip savaş uçakları var. F-4'ler var, F-16'lar var. Bu filolar görev yapıyor. Eğer bir üste muharip savaş uçağı varsa Türk Hava Kuvvetleri diyor ki işte bilmem kaçıncı Anajet Üs Komutanlığı. Türk Hava Kuvvetleri'nin ayrıca
İki de ulaştırma üssü var. Biri Ankara'da Etimesgut'ta, diğeri Kayseri Erkilet'te. Bunlar da ana ulaştırma üs komutanlığı. Mesela Batman'da bir başka üs var. İHA, insansız hava araçları için bir üs var. Geçmişte Adana İncirlik, ki bu Adana İncirlik'in komutası Türk Hava Kuvvetleri'nin bir meydanıydı eskiden orası. Tanker uçakların 1990'larda konuşlanmasıyla birlikte 10. Tanker Üs Komutanlığı oldu burası. Şimdi buranın adı son 6-7 yıldır Merzifon'daki 152. filo İncirlik'e intikal ettirildi. Merzifon'da 2 filo vardı, tek filoya indi. Bu 152. filo da özellikle Suriye'deki iç savaştan sonra bölgede sınırın korunması, oradan gelecek herhangi bir şekilde Türk sınırına yaklaşan uçakların önlenmesi, ki Suriye Hava Kuvvetleri'nin uçakları da düşürüldü, Rusların da uçakları düşürüldü, bu görevi aktif olarak orada yapıyor. Ve muharip uçağınla konuşlandırılmasıyla birlikte İncirlik, artık İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı olarak tankerden ana jete çevrildi. İsim değişikliğinin aslında nedeni bu. Epeydir bir 6-7 yıldır 152 filo İncirlik merkezli konuşlu olarak operasyon gerçekleştiriliyor. Kesin ana nedeni bu. Şimdi tabii İncirlik'le ilgili önemli bir konu da nükleer bombalar. Burasının aslında meydan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait. Özel izinler ve ikili anlaşmalar doğrultusunda üs Amerikalılar tarafından da kullanılıyor. Ama görev kapsamı ne yapılacak, işte buradan uçak bombayla mı kalkıyor, başka bir yere mi intikal ediliyor? İnsan hava aracı nereye gelecek, nereye gidecek? Bu konularda Türkiye'den izin almak durumunda Amerikalılar. İncirlik'te ayrıca tabii ki NATO operasyonlarında kullanmak için Amerikalıların B-61 nükleer bombaları bulunuyor. Bu bombalar sadece Amerikan uçaklarından atılabiliyor. Ama iki tane anahtarı var. Anahtarların biri Türkiye tarafında, biri Amerika tarafında. Bu bombalarda İncirlik'te olduğu zaten açık kaynaklara yansımış durumda. Bu açıdan da İncirlik konusunda açıkçası değişen isim dışında herhangi bir ekstra bir durum olmadığını belirtmek isterim. Şimdi bir başka konu da geçen haftaki videomuzun ana konusuydu. İran ve İsrail arasındaki sürtüşmeler, yapılan operasyonlar. İsrail önce Şam'da İran'ın büyükelçiliğini vurdu. Devrim muhafızlarının iki önemli generali o saldırıda hayatını kaybetti. Arkasından misilleme saldırısı İran'dan geldi. 300 civarında balistik füze, kamikaze İHA ve seyir füze satıldı İran tarafından. İsrail'de Amerika, Fransa, İngiltere'nin yardımıyla, işte Ürdün'ün hava sahasını açmasıyla, Suudi Arabistan'daki radar sistemleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki radar sistemlerine desteğiyle buradan atılan bu balistik füzelerin, kamikaze İHA'ların, seyir füzelerinin %99'unu vurduğunu ifade etti. Dediğim gibi o videoda da o balistik füzelerden bir kısmı Navatim hava üssüne İsrail'in düştü ve herkes İsrail'i bu saldırının karşısında neler yapılacak diye beklerken İsrail bir daha sınırlı bir misilleme gerçekleştirdi. Burada da atılan füzelerden bir tanesi Bağdat yakınlarına düştü. Düştü mü, düşürüldü mü, ne yaptı? Tabii oralar şu anlık bu videoyu hazırladığımız süreç içerisinde soru işareti. Ama bu füze nedir sorusu ortaya atıldı. Bu füze uzmanların yaptığı açıklamalara, görüşlere göre İsrailli savunma şirketi Rafael'in geliştirdiği Rax füzesi. Rax füzesi F-16, F-15 veya F-35'ten atılabiliyor. Aslında havadan atılan bir balistik füze olarak bunu diyebiliriz. Gerçekten hassas bir füze. INS ve GPS üzerinden koordinatını alıyor. Elektrooptik arayıcıya sahip. Gerçekten böyle oldukça büyük ve etkili bir füze. Nokta atışlarına karşı, aynı zamanda binaların vurulması gibi delici özelliklere sahip harp başlıkları da taşıyabiliyor ve bu füze muhtemel herhalde Irak hava sahasından mı atıldı veya daha geriden mi atıldı, bir şekilde Bağdat yakınlarına düşmüş durumda. Bu da tabii böyle bir operasyon oraya, işte İsfahan, Tahran yakınlarındaki, Şiraz yakınlarındaki askeri noktalara İsrail böyle bir kısıtlı bir hava operasyonu yaptı. Hatta İran 3 kamikaze İHA sisteminin de düşürüldüğünü ifade etti. Demek ki bu füzelerle birlikte İsrail'in kullandığı başka şeyler de var. Bu da tabii olayı başka bir boyuta getiriyor. İşte İsrail'in sonuçta Ürdün, Irak'ı aşıp İran'a operasyon yapması. Hava sahalarını aştılar mı, gördüler mi, görmediler mi? Bunlar da gerçekten ilginç konular. Umarım bölgedeki tansiyon bu kadar fazla yükselmez. Sonuçta ne kadar bu İran'ın yaptığı adımlar tansiyonu yükseltip İsrail karşılık vermeye başladığı zaman
İsrail'in bu Gazze'de yaptıkları insanlık ayıbı giderek örtülüyor ve yalnızlaştırılan İsrail bir taraftan o yalnızlaştırılan dünyayla daha dost olmaya başlıyor. O da olayın farklı bir boyutu. Bakalım nereye gidecek, ben de merak ediyorum. İDEF Savunma Fuarı gerçekten bizim yıllardır takip ettiğimiz, ben ilk fuar İDE adıyla yapılmıştı, sonra İDEF adını aldı ve uzun yıllar fuar İstanbul'a taşınmış ve İstanbul'da TÜYAP tarafından organize ediliyordu. TÜYAP'ın anlaşması 5 fuarlıktı. O son 2023'teki fuarla birlikte bitti. Yeni organizatör Bursa merkezli KFA şirketi oldu. Ve bunun da resmi açıklamasını şirket yaptı. Beylikdüzü'ndeki TÜYAP merkezinden fuar yine İstanbul'a devam edecek. Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak. Yeni tarihlerde 22-27 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Normalde işte 3 gün, 4 günlük fuar süresi 6 güne uzamış durumda. İDEF'in çok ayrı bir yeri var. Biraz daha orası şov yeri diyelim biz buna. KFA bakalım neler yapacak, nasıl bir organizasyon yapacak, bizler de merakla bekliyoruz. Şimdi Türkiye'de savunmada tek yıllarda İDEF var, çift yıllarda SAHA var. Bu yıl SAHA 2024'te yapılıyor ve SAHA'nın asıl amacı biraz daha ufak şirketleri büyüklerle tanıştırmak, aynı zamanda işbirliklerini arttırmak, beraber parça, mühendislik gibi konularda işbirliği yapmayı hedefliyor. Bakalım o nasıl bir rekabet? Çünkü aynı yerde yapılacaklar. Rekabetin endüstri boyutu veya biraz daha savunma sistemlerinin ön plana çıktığı böyle bir İDEF'in durumuyla iş farklı bir boyuta gidecek. Bakalım gelecek yıl İDEF konusunda neler olacak? Bunları da merakla bekliyoruz. Bir başka sivil havacılık haberiyle yavaş yavaş gündemimizi toparlayalım. Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı ile İstanbul Sabiha Gökçen arasında ciddi bir rekabet var. Her iki meydanda, mesela İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları'nın ana transit merkezi. Sabiha Gökçen'de daha şehrin havalimanı moduyla çıkıyor ve Sabiha Gökçen'in gözü geniş gövde ile sefer yapan ve uzak mesafelere giden hava yollarındaydı. Sabiha Gökçen'in işletmesi Malezyalı şirkette, Malezya Havacılık Havalimanı Otoritesi ve Yatırım Şirketi'nin şu an %100 iştiraki bir bölümü Çeçen Holding tarafından da ortaklık alındı ama daha henüz tam olarak bu anlaşmalara yansımış durumda değil. Buraya çağrılan şirketlerden biri de Malezya'nın önemli uzun menzilli havayolu şirketi Batik Air. Batik Air 9 Şubat'ta seferlerine başladı. Haftalık 4 planlandı. Daha işte iki ülke arasındaki ilişkiler sonrasında artacak ticaretle birlikte haftanın her gününe çıkılması planlanıyordu. Ama Batik Air önce seferlerini 4'ten 3'e indirdi ve 4 Mayıs itibariyle de son seferini yapıp Türkiye'den çekiliyor. Bunu derken tabii ki işte bölgedeki karışıklıklar, artan maliyetler, hava sahaları kapatınca daha böyle uzaklardan dolaşılarak uçulması gibi nedenler ortaya koydu. Şimdi tabii böyle bir şirketi kaybetmek hem Sabiha Gökçen Havalimanı için kötü bir imaj. Bir taraftan da bu şirket niye Türkiye'den çekiliyor? Yani Türkiye ve Malezya ilişkilerine baktığımız zaman örneğin savunma sanayinde çok önemli bir işbirliği var. Niye çekiliyor? Bunlara bence dikkatli incelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. O da tabii Batik Air'in Türkiye'den gitmesi de bir kayıp olarak nitelendiriyorum. Evet, bu haftalık konularımız bu kadar. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Katkılarınızı da bekliyoruz. Ve tabii ki hala abone olmadıysanız sizleri abone olmaya bekliyorum. Bir sonraki videoda ve gündemde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek.